Değerli izleyenler, size şu anda Manisa Sarıgöl ilçesi Selimiye mevkiindeki zeytin bahçemden sesleniyorum. Buradaki zeytinlerin irileşmesi için şu anda zeytinler leblebi büyüklüğünü biraz daha geçti. Hemen hemen artık fındık büyüklüğüne doğru ilerliyor. Şimdi bu seviyedeyken, özellikle leblebi seviyesindeyken zeytinlerin biraz irileşmesini istiyorum. Bunu irileşmesi için de ve sürek yapabilmesi için de gübre atacağım şu anda. Attığım bağa şu anda farklı bir gübre çeşidi uygulaması yapıyorum. Zeytine daha farklı bir uygulama yapacağım. Bu yaptığım uygulamayı da siz değerli izleyenlerime paylaşacağım. Şimdi siz değerli izleyenlerime zeytinlerimin durumunu da göstermek istiyorum. Değerli izleyenler, zeytinler şu anda şu şekilde, büyüklükleri şu şekilde, hemen hemen leblebi tanesinin biraz büyük hali. Evet, bu haldeyken biraz daha irileşmesi ve sürek yapabilmesi için hem zeytine bugün sulama işlemi gerçekleştireceğim, hem de zeytine damlamadan gübre verme çalışması yapacağım. Gübre zeytindeki iriliği arttıracak ve iri zeytin de daha yüksek paralara satılmış oluyor satılırken. Normalde göktaş uygulaması yapacaktım bu seviyedeyken. Bu sene büyük ihtimal bunu yapamayacağım. Göktaş, eğer bu seviyedeyken göktaş uygulaması yapılırsa, göztaşı yani, zeytinlerin dökülmesinin de önüne geçilmiş oluyor. Zeytinler biraz daha kendini tutmuş oluyor bir anlamda. Burada mesela zeytinin tohuru gayet güzel. Bunların da besleyebilmesi için kendini ve daha da irileşebilmesi için bu gübre çalışmasını yapılması gerekiyor tam bu seviyedeyken. Temmuz'un ilk haftası bu uygulamayı yaparsanız zeytinler irileşecektir ve mutlaka sulanması gerekiyor bu zamanda. Çünkü sıcaklar çok fazla arttı. 40 dereceleri buluyor artık. Bu 40 derecelerde de bu kıraç bölgede özellikle zeytinler aslında sıcağı da seviyor bir anlamda. Ama sularsak da daha güzel, verimli bir şekilde büyümüş oluyor. Evet. Şimdi siz değerli izleyenlerime atacağım gübrenin de içeriğini göstermek istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda gübre hazırlama çalışmasına geçeceğim. Evet, gübre olarak şöyle bir gübrem var. İçeriğini de siz değerli izleyenlerime paylaşmak istiyorum. İçinde toplam azot miktarı %20, amonyum azotu %11. Bu ikisi özellikle zeytinlerimin sürek yapmasını sağlayacak. Üre azotu da var %8. Bu da aynı şekilde. Suda çözünür fosfor pentoksit %44. Bu da zeytinlerimin irileşmesini sağlayacak. Aslında zeytinime ihtiyacı olan bütün içerik bunun içinde var. Bu da benim bahçeme yeterli olacak. Normalde dölümüne 5 kilo falan giriyor. Burası 5 dölüm civarı bir zeytinliğim var benim. Ben buraya 25 kiloluk bu torbayı atmış olacağım. Bağa farklı bir gübre attım. Onun içeriği tamamen farklı. Biraz da bal ağırlıklı bir anlamda. Sararması için üzümlerin gerekli olan gübreye attım. Zeytinlerde ise şu anda irileşmesi ve sürek yapması için olan gübreye atmış olacağım. Evet, şimdi ilaçlama makineme bu gübreyi eriterek basma işlemi gerçekleştireceğim. Buradan da zeytine açtığım damlama sonrası gübreyi vermiş olacağım.